sevgili izleyiciler, Yakın Plan'a hoş geldiniz. Eğlence ve bilimi harmanlayıp böyle zevkli bir program yapmaya çalışıyoruz. Ve bu programımızda da örgüt kuramlarına bakacağız. Bakacağız dedim ama arkadaşlar aynı zamanda zaten kuram ya da teori bir bakmak demek değil mi? Kuş bakışı demekmiş. Yani ben senetten öyle okudum hocam. İnşallah bugün de çok güzel bir şekilde bakarız. Çünkü pırıl pırıl iki öğrenci arkadaşım bizimle. Hilal ve Zeynep, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasıl gidiyor örgüt kuramları? Hocam. Anlamaya çalışıyoruz. Profesör Doktor Sayın Deniz Taşçı hocamızı bizi kırmadı geldi. Sağ olun hocam. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Estağfurullah hocam. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir program olacak. Çünkü gerçekten benim de çok merak ettiğim, ilgilendiğim 3 tane kuramın üzerinden böyle geçeceğiz, irdeleyeceğiz örneklerle. Evet. Çok heyecanlıyız. Önce hocam dilerseniz bir mail adresimizi hatırlatayım ben arkadaşlarımıza. yakinplan@anadolu.edu.tr adresinden lütfen bize yazın. Arkadaşlarımız görüşlerinizi, dönütlerinizi inceliyor ve programı daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Hocam dilerseniz ben böyle kısaca bu programda nelere değineceğiz? Onlardan biraz söz edip sözü size bırakayım. Öncelikle 3 tane kuram demiştik. İşlem maliyetleri kuramı, vekalet kuramı ve iktisadi örgüt kuramlarının eleştirisi üzerinde duracağız. Hocam dilerseniz şöyle başlayalım mı? Tabii öğrenci arkadaşlarımdan da böyle sözü almış olmayayım ama gerçekten merak ettik. Geçtiğimiz haftalarda diğer kuramlara değinmiştik. Sanki böyle inşa edeceğiz gibi değil mi diğer kuram? Evet. Ne dersiniz hocam böyle? Tabii çok iyi olur Hakan hocam. Neler yaptık şimdiye kadar biraz söz edeyim isterseniz. Kaynak bağımlılığı kuramı, örgüt kuramı alanının genel olarak ana meselesinin ne olduğu, koşul bağımlılık kuramı ve popülasyon ekolojisi kuramı üzerinde, ekolojik kuram üzerinde durduk. Ve bunların sorduğu farklı soruların birbirleriyle olan farklarına baktık kuramların. İnşallah bu şimdiye kadar yaptığımız programlarda sınavlar için faydalı olmuştur diye düşünüyoruz öğrencilerimiz için. Şimdi katılımcılarımız ve sevgili öğrencilerimiz için bu programda biraz daha farklı bir bakış açısına sahip olan iktisadi örgüt kuramlarından söz etmeye çalışacağız hocam. Peki hocam. İzninizle. Şimdi iktisadi örgüt kuramları neler diye baktığımız zaman iki tane kuram görüyoruz arkadaşlar. Bir tanesi işlem maliyeti kuramı, bir tanesi vekalet kuramı. Bu kuramlar niçin bir arada inceledik kitabımızda da? Önce onu açıklamak isterim. Birbirine benzeyen özelliklere sahip oldukları için her ikisini iktisadi örgüt kuramları başlığı altında topladık. Şimdi hangi konuda çok benzeşiyorlar bu kuramlar? Temel özellik konusunda benzeşiyorlar. Temel özellik ne? Bireyin içgüdüsü. Bireyin içgüdüsü ne? Genel olarak söyleyebiliriz ki insanın kendini kollamaya daha çok meyilli olması. Bu kuramların başlangıcında Ronald Coase'un sorduğu çok önemli bir soru var. Örgütler neden var? Biz ilk programımızda Hakan hocam, sevgili öğrencilerim ve daha sonraki programlarımızda zaten hep şu argüman üzerinden gittik. Örgütleri anlamak belki de hayatı anlamamızı daha kolaylaştırabilir. Şimdi de mali konular açısından örgütlerin neden var olduğunu, neden böyle işletmelerin örgütlendiği üzerinde biraz daha ayrıntılı olarak durmak istiyoruz. Evet, örgütler neden var? Şimdi herkes tabii ki bireysel olarak kendi işini kendi yapabilir. Ancak bazı işler başkalarının yardımına ihtiyaç gerektiren, bazı konularda sizin bulunmadığınız mecralarda ve kanallarda iş yapılan konular oluyor. Bu nedenle örgütler oluşturulmuşlar. Örgütler içerisinde işleri yapan, planlayan, örgütleyen, bu işleri yapacak olan kişileri belirleyecek, bu işlerin takip edilmesini sağlayan ve takipten sonra da bu işlerin performansının nasıl olduğunu anlamaya çalışan bir düzen var. Tabii bunların hepsi birer işlem oluşturuyor hocalarım ve bu işlemlerin yapılmasının tümü de bir işlem maliyetine doğal olarak neden oluyor. Şimdi
Nasıl şeyler bunlar, maliyetler? Bir aracılık maliyetleri var, yapılan hizmetlerin bedelleri var, finansal konularla ilgili olarak kredi bedelleri var. Bunlar açık maliyetler. Bir de örgüt içinde çalışan insanların örneğin performanslarının takibinin sağlanması gibi daha üstü kapalı maliyetler var. Buna da kitabınızda zaten gizli maliyetler diye bunlardan söz ettik. O zaman işlem maliyeti deyince ne anlayacağız? Önce kısaca ona bir bakalım. Kişi ya da örgütler arası alışverişlerin yapılabilmesi için yapılırken pazarlık, izleme, işte yönetişim gibi maliyetlerin tümüne işlem maliyetleri diyoruz. Buyurun. Hocam şimdi o Muzelis de vardı değil mi? Yani diyor ki doğarken de örgütler içinde doğuyoruz, işte hastanelerde doğuyoruz ve öldükten sonra da örgütler aslında bir nevi peşimizi de bırakmıyor. Sürekli olarak böyle haşır neşir. Böyle oradan ta başlayarak yani biz daha dünyaya gelmeden önce de vardılar, sonra da yoklar. Bu maliyetler o maliyetler. Yani onlar nasıl iş görecek? Bizden bağımsızmış gibi hep biz düşünürüz değil mi arkadaşlar? Ama örgütleri... güzel söyledin hocam. Yani pek öyle de bağımsız değiliz. Yani kendi yaptığımız, kişisel olarak yaptığımız işlerin ya da bir örgüt dışında yaptığımız işlerin de başka türlü maliyetleri var. Biraz kuramın içinde söz edeceğiz. Yani buna işte pazar maliyeti olarak ya da örgüt ya da hiyerarşi maliyeti olarak söz edeceğiz. Dolayısıyla insanlar akıllıca davranıp örgütler de aynı şekilde hangi ortamda ve hangi partnerlerle yapmalarının daha az maliyetli olduğu üzerinden mantık yürüterek bu işlem maliyetlerinin sonucuna bakarak işlerini hallediyorlar diyebilirim size. Evet. Evet. Şimdi kurama göre şöyle bir şey, örgüt sahipleri ya da yöneticiler, yani bunların hemen hepsi diyebilirim, en az işlem maliyeti yaratacak durumun peşinde. Şimdi Coase'un sözünden söz etmiştim size. Williamson da bu Coase'un ortaya çıkarttığı, yani örgütler neden var sorusunun cevabıyla ilgili yaptığı araştırmaların üzerine kendi çalışmalarını eklemiş ve bu kuramın gelişmesi konusunda çok fazla katkıda bulunmuş. Evet, Williamson'ın çalışmalarına baktığımız zaman arkadaşlar temel olarak iki konuda çalışmalarını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi hiyerarşiler. Hiyerarşiler, kitabınızda da yazdık. Hiyerarşiler dediğimiz zaman aynı zamanda bu işlemlerin örgütler içinde yapıldığını anlamamız gerekiyor. İkincisi de pazarlar. Pazarlarda bu işlem maliyetleri ne oluyor ya da işlemler nasıl oluyor ve bunların arasındaki farklılıklar nedir sorusunun cevabı üzerine Williamson da çok çalışmış. Şimdi hiyerarşi kavramına hepimiz belli bir anlam yüklüyoruz. Ortak olarak da anladığımız şeyler var. Bu kuramın içerisinde anlamamız gereken hali arkadaşlar, örgütlerde asların ne yapacağı, bu asların üstlere nasıl bağlı olduğu, başka yönetim konularında mutlaka görmüşsünüzdür. Bu süreçlerin nasıl tanımlandığı, yani bu işlemleri oluşturan süreçlerin nasıl tanımlandığı ve bunları kimlerin yapacağının açıkça ve net bir şekilde belirli olması kitaptaki ünitenizde de hiyerarşi dediğimiz zaman anlamamız gereken şey. Neden açıklıyorum? Genellikle vize sınavlarında ve final sınavlarında bunun ne anlama geldiğini sorduğumuz sorular olabilir. Bu arada ipucunda. Hocam yakın plan farkıyla altını tekrar çizelim. Çünkü öğrencilerimiz tabii genelde kuramlarla çok haşır neşirler ama öylesine de olsa soruları da merak ediyorlar. Evet. Yani bir ipucu vermiş olduk şimdi. Hangisinin işte bu hangisi pazarın mı yoksa hiyerarşinin mi hangisinin tercih edileceği işlem maliyetine bağlı olacaktır. Buraya kadar eğer anlayabildiysek buradan bir üst konuya, yani kurum içerisinde bir üst konuya geçebiliriz. Şimdi bizi ilgilendiren başka kavramlar da var. Nedir? Pazarlar dediğim zaman bir risk ve belirsizlikten söz ediyorum. Yani her pazar içerisindeki işlemler tabii ki belli riskleri içeriyor doğal olarak arkadaşlar. Ve her çevre bir belirsizliği içeriyor. Zaten siz bu
işi kendi içinizde yapsanız da bu belirsizlik var. Biz zaten bu örgüt kuramları içerisinde özellikle belirsizlik kavramıyla ilgili olarak Hakan Hocam diyoruz ki yani tamamıyla yok edebileceğimiz bir şey değil bu. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Belirsizliği de bir varsayım olarak kabul ederek hangi kuram açısından bakıyor olursak olalım, belirsizliğin de örgüt içerisinde kontrol edilip yönetilmesi gereken bir değişken olduğunu kabullenmemiz gerekiyor. Yani hiç risk olmayan, her şeyi masa üzerinde çok iyi planlamış olsak, tıkır tıkır çalışmış olsak bile hiç riskin olmadığı ya da hiç belirsiz bir ortamın olmadığı bir hayattan ve bir örgüt hayatından söz etmemiz mümkün değil. Evet, şimdi örgüt kuramı alanında iktisadi kuramların bir diğer uygulaması da Jensen ve Meckling dediğimiz araştırmacılar tarafından ortaya konulmuştur. Bu da vekalet kuramıdır. Vekalet kuramı örgütü, yani örgüt sahipleri, bunlar asiller diyebiliriz ya da çalışanlar, bunlara da vekiller diyebiliriz, arasındaki bir dizi sözleşme olarak görüyor vekalet kuramı örgütü. Bu kurama göre bir örgütte yöneticinin asları yöneticinin vekilleri olarak çalışıyorlar. Ve bir yönetici doğal olarak aslarının kendisi ve örgütü için en faydalı olacak şekilde ve en az maliyetli olacak şekilde çalışmasını istediğini söyler ve bunu düşünür, yani varsayar. Ama buna karşılık vekillerin motivasyonu ise zaman zaman kaytarmak ya da sözleşmeler neyse bu asille vekil arasında, bu sözleşmelerin gereklerini her zaman yerine getirmesi gerektiği gibi yerine getirmemesi olabilir. Vekalet kuramındaki maliyetten söz ederken de bunu anlayacağız. Evet, şimdi bu asil ve vekil arasındaki sözleşmelerin ve ilişkilerin yürümesini sağlayan tüm prosedürlerin de izlenmesi ve takip edilmesi gerekiyor doğal olarak. Bunlar da yöneticinin çokça zamanını, yani zaman maliyetin giriyor burada, zamanını ve kaynağını alan bir şey. Burada maliyet diye söz ettiğimiz asıl bu maliyet. Örgütün amacına hizmet etmeyen vekil davranışlarının sonucunda gelişen maliyetleri de vekalet maliyetleri denir. Bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Çünkü bu da bir ipucu burada olabilir. Burada soru gelir mi? Ya gelirse. Örgütün amacına hizmet etmeyen vekil davranışlarının sonucunda gelişen maliyetlere vekalet maliyetleri diyoruz. Hocam, yani ben bir işletmenin yönetim kurulunun başkanıyım. Evet. Hatta sermayedar olarak da bizzat şirketteyim. Daha küçük işletmeleri, mesela ben patronum, hani evet, böyle amiyane evet, deyişle. Ama bir yöneticim var. Hı-hı. Bu yöneticinin dışarıda yaptıkları ya da yöneticilerin ve hı-hı, çalışanların hepsini takip edemem, denetlemem lazım. Ve onların her biri, yaptıkları evet, her bir işlem hı-hı, aslında benim için bir maliyet de demek. Evet. Böyle bir şey evet, mi hocam? Evet, öyle hocam. Oh, çok güzel. Öyle. Evet. Vekalet kuramının bir diğer uygulama alanı ise, şimdiye kadar neden söz ettik? Asiller ve vekiller arasındaki ilişkiler ve bunların doğurduğu maliyetlerden. Bir diğeri de hissederler ve yöneticiler arasındaki ilişkiler. Yani paydaşlar, sermayedarlar, hissederler, artık nasıl arzu ederseniz, ne derseniz, o kişiler de yöneticilerin kendi çıkarları ve kendi menfaatleri doğrultusunda davranacaklarını varsayarlar. Tamam. Burada çıkan maliyet de yine aynı şekilde biraz önceki vekalet maliyetlerine eklenecek maliyetler. Yani yöneticiler bildiğimiz gibi örgütün sahipleri adına o örgütleri yönetmekte. Yani bu durumda da hissedarların çıkarlarını yönetmeleri beklenmekte. Bunun aksi bir durum da vekalet maliyetleri kavramının içine giriyor. Evet. Şimdi tabii her şey böyle tıkır tıkır yolunda mı gidiyor? Öyle bir şey yok yani. Hayatta da yok, örgütlerde de yok. Vekiller hissedarların yerine iş yaparken her zaman da hissedarların haklarını tam da onların istediği gibi
koruyup kollayacak ya da maliyetleri düşürecek şekilde davranmaya biliyorlar. Zaten kuramın ortaya çıkış noktası da bu. Yani bunun mümkün olmadığı varsayımından yola çıkıyor. Şimdi neden böyle oluyor peki arkadaşlar sizce? Çünkü asimetrik bilgi olgusu diye bir şey var. Aa, bu çok güzel hocam. Evet, yani bu aslında her alanda da var galiba da. Yani bu kuram için şöyle tanımlayabilirim. Taraflardan biri işletmede oluşan süreçler konusunda daha bilgili oluyor. Eğer bu kişi şeyse, vekil ise, örneğin kendi biriminin daha başarılı göstermek adına, kendini daha başarılı göstermek adına ya da başka nedenlerden dolayı, hani şu anda belki de aklımıza gelmeyen nedenlerden dolayı karşı tarafı, yani sahipleri ya da hissedarları yanıltabiliyorlar. Vekillerin genellikle gözlemlediğimiz örgütlerde asillere göre yaptıkları iş konusunda daha çok bilgi sahibi oldukları. Zaten asiller normal koşullarda bu işlerle ilgili, işlemlerle ilgili bu kadar bir vekil çalıştırmayacak kadar bilgi sahibi ise zaten vekil çalıştırmaz, değil mi? Tabii. Yani vekil aramaz, atamaz. Ya da vekillerin maaşlarını daha aza düşürebilir. Ama böyle olmuyor. Zaten profesyonelleşme de o işi ustası olan kişilerin tabii ki yapmasını gerektiriyor. Ama bu durumda asiller adına büyük bir vekalet maliyeti ortaya çıkartabiliyor. Buraya kadarki kavramlara kısaca bakacak olursak neden söz ettik? Asillerden söz ettik. Örgütün sahipleri ya da hissedarları. Vekiller, asiller tarafından örgütü yönetmek üzere istihdam edilen yönetici ya da çalışanlar, vekalet maliyetleri, vekil davranışlarını izleme ve sözleşme şartları uygulamanın maliyetleri, bilgi asimetrisi, işlemlerle ilgili bilgilerin taraflar arasında tam olarak eşit dağıtılmamış olması. Gerek işlem maliyeti, gerekse vekalet yaklaşımının oluşturduğu maliyetler, her ikisi de örgütsel amaçlara dönük davranışları sağlamak ve örgüt içinde ve dışında partnerlerin davranışlarını kontrol etmek amacıyla oluşturulmuş olan yönetişim süreçlerine dayanmaktadır. Biz bir konu altında iki ayrı kuram inceliyoruz. Ancak incelediğimiz nokta ortak arkadaşlar. Şimdi bu yaklaşımlara ayrıntısıyla baktığımız zaman işlem maliyetleri kuramındaki esas sorulardan birisinin örgütlerin mal ve hizmetleri kendilerinin mi üreteceği ya da yapacağı ya da piyasadan satın almalarının mı daha uygun olacağı sorusu. Yani işlemler örgüt içinde mi yapılmalı yoksa örgüt dışında mı olmalı ya da belki de her ikisinin birleşimi şeklinde mi olmalı? Örgüt, çünkü şu kaçınılmaz, örgütlerin bir işlemi yürütebilmesi için ya da birçok işlemi yürütebilmesi için başka örgütlerle alışverişinin zaten kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle örgütler bu alışveriş risklerinden kendilerini nasıl koruyacaklar, maliyetleri nasıl düşürecekler, bu kuramın ana meselesi. Şimdiye kadar hep işlem, işlem, işlem diye söz ettik programın başından beri. Demek ki bizim için önemli bir kavram. Kitabımızda da genellikle yana çıkmalarda ve altını özellikle vurguladığımız bir kavram, işlem kavramı. Belki Hilal bize bu işlem kavramını tam olarak daha iyi bir şekilde açıklayabilir ne anlama geldiğini. Evet Hilal, örgütler niye var? Şaka yaptım. Ben de işlem kavramını tanımlayayım. Bu kurama göre işlem, bir mal ya da hizmetin bir örgütsel sınırdan çıkıp diğerinin sınırına geçmesi, yani alışveriş olarak tanımlanıyor. Kurama göre de yapılan bu alışveriş, yani işlem maliyetleri sadece ürünün fiyatı olmuyor, ürün maliyeti olmuyor. Aynı zamanda yöneticinin ürünü temin edeceği örgütleri saptaması, karşılaştırma yapması ya da karar verirken o geçen tüm süre
tüm zaman. Bunların hepsi işlem maliyetini oluşturuyor. Evet. Bu şekilde açıklayabilirim. Gördün mü Hakan Hocam? Hocam öğrencilerimiz hocalardan daha iyi durumda. Şimdi pazar ya da piyasa kontrolü çok önemli. Söyledik dersimizin başında da. Pazarların çok iyi işlemediği durumda örgüt bunu kendi bünyesinde yapacak. Kuramda da bu durumda bu duruma bürokratik ya da hiyerarşik denetim, kontrol diyoruz. İşlem maliyetleri düşük olanlar her zaman yüksek olanlarından daha performanslı olduğunu varsayıyoruz. Ve biraz önce sözünü ettiğim bilgi asimetrisi kavramının da işlem maliyetleri kuramında da geçerli olduğunu söyleyebilirim size. Sadece vekalet kuramında değil, işlem maliyeti kuramında da. Ve tedarikçilerin ya da taşeronların örgütlerin sahip ya da yöneticilerini yanıltabileceği durumu işte bu bilgi asimetrisinden kaynaklanıyor vekalet kuramında da. Tedarikçileri izleme ve denetlemenin maliyeti yüksek olduğunda örgüt bu işlemi ya işlemleri kendi bünyesinde yapacağını ya da en azından dışarıda yapacağı işlemleri azaltma yoluna giderek bir tür dengeleme yoluna gidiyor. Bütün şimdiye kadar sözünü ettiğim bütün kuramların hepsinin varsayımları var. Siz de çok iyi biliyorsunuz hocam. Bu kuramın da varsayımları var doğal olarak. Bu varsayımları anlamadan da kuramı anlamamız mümkün görünmüyor. İşlem maliyetleri kuramının da iki tane temel varsayımı var. Bir tanesi sınırlı rasyonellik, bir tanesi de fırsatçılık. Zaten kelimelerin kendisi bir anlam ifade ediyor. Ama bize Hilal belki bunu biraz daha ayrıntılı açıklayabilir. Açıklayayım hocam. Sınırlı rasyonellik, kişilerin bilgi derleme ve işleme yetilerinin kısıtlı olması. Bu kısıt yetenek, dikkat, zaman eksikliğinden kaynaklanabilir. Diğer varsayım, kuramın varsayımı kişinin yani bireyin fırsatçı olmasıydı. Bu da kendi çıkarlarını kollaması ve gerekirse hileye de başvurması. Bu şekilde açıklayabiliriz. Evet, yani şimdi bu varsayımlarla hareket ettiğimiz zaman demek ki kuramın temel söylediği şeylerden bir tanesine sonuna doğru geldiğimizde tabii kuramın eleştirisinde bunu da söyleyeceğiz ama yani insanların fırsatçı, ya bir kötülük var yani kuramın içinde. Kabul ediyor değil mi hocam? İnsanların içinde bir kötülük olduğunu da kabul ediyor yani. Güven gibi değil sanki, evet, değil mi hocam? Yani bir böyle bir fırsatçılık olabileceğini, yetkisini kötüye kullanabileceğini ya da kötüye kullanmak değil ama kendi konumunu daha tahkim etmek adına yanlışlık yapabileceği varsayımı var. Hocam benim aklıma şey geliyordu böyle bu konuları böyle okurken. Mesela ben eğer vekilsem, şimdi asil benden diyelim satın alma yapmamı istiyor. Hı hı. Tabii ki hani ülkemizde herkes çok dürüst ve güvenilir bir şekilde bu işi yapıyordur ama teorik olarak mesela düşünün ben herkesi tanıyorum. Bütün o ilişki ağını ben biliyorum ve siz benim size anlattığım kadarıyla, açıkladığım, bilir, rapor ettiğim kadarıyla. Bu da çok ciddi bir şey. Tabii, problem yaratır değil mi hocam? Tabii çok güzel bir örnek verdiniz. Tabii ki çok büyük bir, yani çok güzel bir örnek oldu. Zaten bir tür bunu da tekel yaratma ya da fırsatçılığa örnek olarak verebiliriz. Evet, şimdi tabii şimdiye kadar sözünü ettiğim kuralların çoğu ürün ya da hizmet kategorileri piyasadan kolaylıkla kendisini ya da emsalini bulacağımız ürün ya da hizmet kategorileri için geçerli durum. Biraz da aslında çok da emsali olmayan, karşılığı olmayan, sadece o ürün ya da hizmete göre özel düzenlemelerin yapıldığı durumlardan söz etmemiz gerekiyor. Bu duruma da kitabınızda ilişkiye ya da sözleşmeye has yatırım diyoruz. Yani örneğin bir araba parçası yapacak sizin o işlemi satın alacağınız şirket ya da örgüt buna özel olarak yatırım yapması gibi ya da bir yazılım üretecek ona özel olarak yatırım yapması gibi. Nasıl bunlar, nasıl yatırımlar olabilir? Mekansal, yani taşıma ve envanter maliyetlerini düşürmek üzere yerleştirilmiş, oraya yerleştirilmiş taşınmaz mallar. Fiziksel, yani işleme özel, o işleme özel olarak getirilmiş ya da üretilmiş teçhizat ya da mallar, iş gücü, işleme özel geliştirilen insan sermayesi, tahsisat başka bir işlem için artık kullanılmayacak. Sadece buraya özgü yapılmış tahsisatlar. Bu durum nasıl bir sorun yaratıyor arkadaşlarım? Şöyle bir sorun yaratıyor. Küçük sayılar sorunu diye
geçti bu da ünitenizde. Yani örgütün az sayıda potansiyel alışveriş partnerinin olması durumunu yaratıyor. Bu durumda pazar mekanizmasının iyi işlememe durumu ortaya çıkıyor. Taraflar birbirlerine sözleşmeye has yatırımlar nedeniyle bağımlı ve alternatif bağlantılar kuramıyor hale geliyorlar. Ve o zaman da işte biraz önce sizin söylediğiniz karşılıklı tekel durumu ya da karşılıklı fırsatçılık durumu ortaya çıkıyor. O zaman tedarikçi ne yapıyor? Fiyat arttırabiliyor, teslimatı geciktirebiliyor, büyük miktarlarda alıma zorlayabiliyor alım yapan şirketi. Alıcı ne yapabiliyor? Ödemeyi geciktirebiliyor, fiyat indirimi talep ediyor ve bu durum çok büyük pazar mekanizmasının işleyememe durumunu ortaya çıkartıyor. Hocam bir nefes aldıralım size. Bu arada arkadaşlar programın yarısında geçtik. Su gibi geçti şu ana kadar. Sizin notlarınızı alıyor musunuz hocamıza soracağım soruları? Ya hocam benim aklıma bir şey geldi. Buyurun bu hocam. Mesela dil bilgisi çok orada önem kazanıyor. Filmlerden böyle röportajlardan yani asiller mesela çok iyi dil bilmiyor, yabancı dil. Evet. Vekil biliyor. Böyle bir şey oluyor. Turizm sektöründe bu çok olur. Çok olur. Ona göre anlaşma yapar. O kişi bulunur falan hani evet. Böyle yarım yamalı. Evet, insan kaynakları konusunda da hani söz ettiğimiz muhtemelen belki öğrenci arkadaşlarımız o dersleri de alıyorlar. Bu işte bu tür yanılsamalar oluşuyor hocam. Halo efekt diyoruz, hale etkisi diyoruz. Aslında işte sizin örneğinizden devam edelim. Aslında dil bilmiyor ama dil biliyormuş gibi görünüyor. Yalan yanlış çeviriyor. Evet, dolayısıyla bunun yaratmış olduğu çok büyük bir maliyet ortaya hocam. Çıkıyor. Evet. Şimdi o zaman hangi durumlarda pazar mekanizması geçerli olur? Şu durumlarda kitaba bağlı söyleyeceğim bunları kafalar karışmasın diye. Örgütler sözleşmeye has yatırımlar gerektirmeyen mal ve hizmet alışverişi yapıyorsa, çevresel belirsizlik azsa, çok sayıda potansiyel alışveriş partneri bulunuyorsa işlem maliyetleri düşüktür. Tam tersi durumda ise örgütler işleme has yatırımlar gerektiren mal ve hizmet alışverişi yapıyorlarsa, çevresel belirsizlik yüksekse, potansiyel alışveriş partneri sayısı kısıtlıysa o zaman işlem maliyeti yüksektir. Bu durumda da hiyerarşik düzen yani örgüt içinde yapılması daha mantıklı. O zaman benim aklıma bir soru geliyor. Neden kendi işimi kendim yapmıyorum? Madem piyasaya güvenmiyorum, neden kendi işimi kendim yapmıyorum? O zaman da ne oluyor ama hani bizim gözlemlerimiz ya da araştırmalardan okuduğumuz bulgulara göre hantal iri örgüt yapısına sahip oluyorsunuz ve siz temel yetenekleriniz dışında pek çok işi kendiniz halletmek durumunda kalıyorsunuz. Bu da bir işlemi pazarda yapmaktan zaman zaman çok daha büyük bir maliyeti size çıkartabiliyor. O nedenle sanki dengeli olmakta, dengeli davranmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, şimdi işlem maliyetleri kuramına ayrıntılı olarak baktığımızı düşünüyorum. Biraz da vekalet kuramından söz edelim. Daha sonra sorular varsa konuşalım. Bu programımızı burada kapatalım. Şimdi vekalet kuramında ne vardı? Söyledim. Buraları isterseniz biraz daha hızlı geçeyim. Örgüt neydi? Sahipler yani asiller, çalışanlar yani yöneticiler ya da vekiller arasındaki bir dizi sözleşme. Aslar yöneticinin yerine vekillik yapıyorlar. Üstler asların kendilerine en faydalı bir şekilde hizmet etmesini istiyorlar. Ama vekillerin tercihi de kaytarmak olabilir. Örneğin hasta doktor, müvekkil avukat, ev sahibi emlakçı, ana sanayi, yan sanayi. Burada şimdi bizim temel içgüdümüz neydi? Kendi örgütümüzü kollamak ya da kendimizi kollamaktı. Bunun çıkarttığı maliyetin adı neydi? Sözleşme maliyetiydi. Bütün işlemlerin yarattığı maliyetlerin sözleşme maliyeti. Bir de ne vardı? Bir önceki kuramda da söz ettiğimiz gibi bilgi asimetrisinin biraz önce sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi, hani dil örneğinde olduğu gibi bilgi asimetrisinin yarattığı bir durum var. Bir de risk konusu vardı ve belirsizlik konusu vardı. Vekiller bazen de sağlam getirileri olan riskleri düşük konulara da girmeyi daha çok şey yapabiliyorlar, tercih edebiliyorlar. Çünkü bazen de kendilerini tam anlamıyla empati yapıp asilin yerine koyduğu zaman, elini taşın altına daha fazla koyduğu zaman faturalar vekillere daha çok çıkabiliyor. Şimdi burada bu vekalet kuramının da kendine özgü bir takım
şeyleri var, varsayımları var. Belki Hilal bu varsayımlardan yine söz edebilirsin ya da Zeynep, artık hanginiz? Ben de söz edebilirim isterseniz. Evet, buyurun. Az önce bahsettiğimiz aslında benzer varsayımlar var. Yine sınırlı rasyonellik ve fırsatçılıktan bahsediyoruz. Buna ek olarak üçüncü bir varsayım da riskten kaçınma. Sınırlı rasyonellik dediğimiz kişilerin bilgi derleme ve işleme yetilerinin kısıtlı olması. Evet. Bu kısıtlılık yetenek, dikkat veya zaman eksikliğinden kaynaklanabilir. Fırsatçılık dediğimizde de kişilerin kendi çıkarını gerekirse hile ve yanıltma yoluyla kollaması olarak ifade ediliyor. Evet. Üçüncü varsayım riskten kaçınma. Bu da vekillerin sağlam getirileri olan, riskleri düşük olan işlere girmek istemeleri olarak ifade ediliyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bu ilişkileri... Hocam ben bir soru sorabilir miyim Zeynep'in? Evet. Zeynep zaten varsayımları açıkladı hocam. Benim sorum şu, vekalet kuramının sözleşmelerle ilgili önerisi nedir? Sözleşme olarak tanımadık vekalet kuramını. Evet. Bunun önerisi nedir? Yani bir önerisi şöyle bir önerisi var. Kitapta da bunu ayrıntılı olarak değinmeye çalıştık ünitemizde de. İki tür sözleşmeden söz ediyoruz. Yani bu maliyetleri azaltabilmek için. Hani doğru kişilerle doğru sözleşmeleri yapmak ya da doğru durumlar için doğru sözleşmeleri yapmak. Bir tanesi davranış odaklı sözleşme diyoruz biz buna. Maaş ve hiyerarşik yönetim temelli sözleşme bunlar. Yani çalışanlar, görev tanımlarının yapılması, netleştirilmesi, çalışanlardan istenen davranışların belirlenmesi, örneğin çalışma saatleri ve yapılacak işler gibi ve bunun karşılığında asilin, vekilin çalışmalarının satın alması gibi düşünebilirsiniz. Bir de çıktı odaklı sözleşmeler var. Bu daha çok pazar mekanizması odaklı ve daha çok vekili ödüllendirmeye dönük asille vekilin bir anlamda hedefini birleştirmesi gibi riski vekile de biraz olsun dağıtmak gibi. Dolayısıyla sözleşmeler özetle şöyle yapılıyor. Eğer işin tarifi çok netse davranış bazlı sözleşmeler yapılıyor. Eğer değilse çıktıya bakılarak o çalışana İşte özel bir ücretlendirme, satış artışı, hisseden pay verme gibi daha çok çıktı odaklı yapılabiliyor. Şimdi tabii burada bu vekalet ilişkisi çok önemli. Hangi sözleşmenin yapılacağı ve bu vekalet ilişkisinin hangi sözleşmeye göre bağlanacağı. Tabii burada da bazı durumlar olabiliyor. Belki Hilal biraz söz edebilirsin bunlardan. Yani bu sözleşmeleri etkileyen olumsuz durumlardan belki biraz söz edebilirsin. Evet hocam, söz edeyim. Burada kötü seçim ve ahlaki risk kavramları önemli. Bu iki faktör vekalet kuramının bu vekalet ilişkisini zorlaştıran unsur. Daha önce zaten hocam da bahsetti, örnekleriyle açıkladı. Mesela kötü seçim kavramını şöyle açıklayabiliriz. Asilin vekilin bilgi ve becerileriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadan sözleşme yapması durumu olarak ifade ediliyor. Mesela işe alınan bir çalışanın İyi bir derecede yabancı dil bildiğini ifade etmesi, bunu iddia etmesi. Biraz önce hocamın söz ettiği gibi. Evet, dili ne kadar iyi kullandığını ölçmesinin zor olması da bu kötü seçim örneğine, kavramına örnek olabilir. Diğer kavram da ahlaki risk. Bu da vekilin sözleşmesine uygun biçimde davranmaması, yani işten kaytarması olarak ifade edilebilir. Vekil ne kadar özerkse, yani işi denetlenmesi ne kadar güç ise, ne kadar özel bilgiye ihtiyaç duyarsa işi yaparken, burada da ahlaki risk o kadar yüksektir. Bu iki kavram da vekalet ilişkisini zorlaştırabilir. Evet, çok teşekkür ediyorum açıklama için. Şimdi tüm kuramların ana konusu ne, ana varsayımları ne, hepsinden söz etmeye çalışıyoruz. Tabii her kuram ya da bütün alan, örgüt kuramı alanı kuramların birbirlerini eleştirerek de, yani eklemlenerek bilgilerin üst üste konularak gelişmesine sebep oldu. Bu kurama yönelik de tabii ki bir takım eleştiriler var. Ama en temel eleştirisi, baştan beri söz ettiğimiz bu kötülük meselesi. Örgütsel iktisat kuramlarının insan doğası hakkında çizdiği tablo çok olumsuz. Altını çizelim mi hocam? Evet, bunun altını, tamam. Bunun altını lütfen çizelim. Buna göre vekiller... İlla ki bilgi asimetrilerini asile karşı kullanırlar, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmemek konusunda kararlı olurlar. Birçok kuramcıya göre de, yani bu kuramı eleştiren kuramcıya göre de insan doğasının çok basitleştirilmesi anlamına geldiğini söylemekte. Yani fırsatçılık, kaytarma, tembellik, öyle zannediyorum ki bu eleştirenler açısından baktığımız zaman
bu kuramda çok abartılı olarak ele alınmış durumda ve sonuçta biz gerek vekalet kuramında gerek işlem maliyeti kuramında bir partnerle uğraşıyoruz. Dolayısıyla bu hani bu partner bir vekil de olabilir ya da bir örgüt de olabilir. Bu partnerin nasıl davranacağını hani %100 zaten kontrol etmek ya da olması gerektiği gibi davranmasını sağlamak o kadar da kolay değil. Bir de tabii kendi kendime de bu soruyu soruyorum. Kuramı eleştirenler de sormuşlar. Gerçekten insanlar, yöneticiler her zaman bu kadar da kaytarmaya meyilliler midir diye hani bir de bir sormamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kurama yapılan bir eleştiri olarak değerlendirebileceğim ve son olarak size söyleyebileceğim bir şey de şu. Bazı durumlarda da vekiller yanlış algılanacakları korkusuyla olabilecekleri bazı riskleri göze almazlar. Dolayısıyla tam olarak taşın altına ellerini koymak istemezler. Dolayısıyla bu da bu kuramın eleştirilerinden biri olarak size özetleyebilirim. Dinlediğiniz için, katıldığınız için, sorular sorduğunuz, açıklamalar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Anlamadan 40 dakikayı neredeyse tamamladık. Yani ben örgüt kuramları deyince hemen bir öğrenci ya çıktı kuram hocam. Öyle bir his oluyor ama gayet de hocam yaşamın içinden evet, böyle bir şey. Gerçekten öyle. Evet. Öyle bir, bakmak lazım. Biraz da ta 1920'lere geri götürdü sanki XY kuramlı. Gördün evet. Biraz insanı böyle evet. Kötücül, daha tembelliğe yatkın evet. Falan. O eleştiri herhalde. Evet. Kesin kategoriler olması en büyük eleştirisi değil zaten hocam. Evet. Ne dersiniz arkadaşlar? Tam öğrenme oldu mu? Eksik bir şeyimiz kaldı mı? Bence hocamıza soracağınız bir şey var mı? Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz ben size hocam ben de çok teşekkür ederim. Şimdi neler üzerinde hani böyle durduk? Hı-hı. Genelde işlem maliyetleri kuramı. Bu belirsizlik konu. Ben şimdi biraz böyle hafızadan söyleyeyim. Çok üzerinde durdu hocamız ve çok şeydi. Hı-hı. Yani bu belirsizliği bir şekilde değil mi yönetmek gerekiyor. Evet. Ve bu belirsizlikle birlikte... Yaşanması. Şöyle bir şey değil hocam. Yani ya şu belirsizlikte bir olmayıverseydi hayatta ne güzel hayat olacak. Böyle bir hayat yok yani. Evet. Hani yöneticilerin de böyle düşünmekten vazgeçmeleri gerekiyor. Hı-hı. Bir şeyleri çok doğru planlamış olsalar bile. Değil mi hocam? Yani o ister istemez zaten birlikte çalışmanın da getirdiği evet. Hep bir risk de olacak evet, ama aynen. Başka türlü de olmuyor. Evet. Siz denge dediniz hocam. Evet. Yani Turgut Uyar'ın dediği benim dengemi bozmayınız diyor örgütler evet, çevreye evet, de söylüyor. Çok doğru. Başka bir şey de vekalet kuramında da bireye ilişkin bu kötücül varsayımlar üzerinde durdunuz. Davranış odaklı bu önemliydi galiba. Davranış odaklı ve çıktı odaklı. İki ayrı evet. Şey önemliydi. Hı-hı. Burada evet. Kötü seçim, Hilal bizi orada aydınlatmıştı. Ahlaki risk kavramları üzerinde durduk. Ez cümle, sözün özü, özetle iktisadi örgütlenme kuramları hakkında bilgi sahibi olduk. Evet, biz çok teşekkür ederiz katılımlarınız için. Dilerseniz mail adresimizi hatırlatıp hani şimdi öğrenciler bilgiyle doldular belki soruları yazıyorlardı. Evet. yakinplan@anadolu.edu.tr adresinden lütfen bize yazın. Sağlıcakla kalınız. Yeni programlarda görüşmek üzere deyip programı tamamlayalım.